Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar serimize devam ediyoruz. Yine 2013'ten yeni bir fonksiyon tarih ve saat grubunda. ISO hafta say, ISO week count. Verilen bir tarihin ISO anlamı, ISO standartına göre kaçıncı hafta olduğunu veriyor yılın içerisinde diyelim arkadaşlar. Çok özel bir şey yok. Hep eskiden beri bildiğimiz hafta say, week count fonksiyonunun ISO standardına göre arkadaşlar bakın bir örnekle uygulamaya çalışıyorum. Şimdi benim bir tarihim var biliyorsunuz. Bir tarih, yıl içerisindeki bir tarih. 2015, 16, 17 vesaire. Eylül, 18 Eylül. 18 Eylül yılın 52 hafta olduğunu düşünürsek işte kaçıncı haftaya denk geliyor? Bunu bulmak için hafta sayı İngilizcesi week number'ı buluyorsunuz ve alıyorsunuz. Bakın buradaki bütün tarihleri almışız. Tamam. Buraya kadar bir problem yok. Ancak uluslararası standartlarda, ülkeler arası bazı hesaplamalarda diyelim. Bir de ISO'ya göre hafta sayısı belirlenmiş. Onun sorun olduğu yerler bakın nerede farklılık var. İlk başlarda ve sonlarda olur. Bakın 18.3.2016 12. haftaymış ISO'ya göre. Yani diyorum işte 52 hafta alıyor, birisi 53 hafta alıyor, 52,5 hafta. Haftanın ilk günü, ayın son günü bakın. Burada yine 18.1, birinci ayın 18'inde 4. haftaya girmiş normalde. Oysa ISO'ya göre 3. hafta. Demek ki bu başlangıç ve bitiş değerleri 52-53 haftanın hesabını, hani o hesabını dediğim gibi şey yapıyorum. Tam olarak bilmiyorum. Ancak buradaki özel olarak ISO'ya göre hafta sayısını aldık. Hani hafta sayılarımızı döktük. Bakın 52. hafta 18'inde belki bunu bir dakika şöyle yapalım. Arkadaşlar o dursun zaten. Bir değer daha girelim. Onu aynı vermiş. 28-12 diyelim bakalım. 25-12 diyelim. Hani bu tür özellikle son aylarda ve ilk şeylerde farkını görebiliriz. Bakın 52. haftaya geldik. 26'sı diyelim. 28'i diyelim. Evet. Peki ne zaman 51. haftasıymış? 20'si diyelim. Onu merak ettim. 20'yi diyorum. 51. Demek ki 18, 19. Bakın bu da 51'e geldi. O 52'ye geçti. 18'inde 50 veriyor. 20'sinde 51'e geçiyor. 29'unda 52'ye geçiyor. Demek ki burada uluslararası bir kurumda belli tarihleri koyduk. Örneğin toplam tarihleri, proje tarihleri var. Tarihlerle ilgili bir sorun yaşandı ve bu hafta sayılarıyla ilgili ya bu hafta sayısı formülü bize uymadı falan filan. Çünkü biz ISO hafta sayısı standartını kullanıyoruz. Böyle bir durum olursa ISO hafta denilen bu yeni fonksiyon işimize yarayabilir. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere ISO hafta say, ISO week count fonksiyonunu anlamıyla ve örnekleriyle anlatmaya çalıştım. Burada sorun olabilecek şeyler yine tarih türünün olmaması. Yani verilen değerin hafta sayısına denk gelmesi, verilen tarihin sorunlu bir veri türü olması olabilir arkadaşlar. Onun dışında bu şekilde bir kullanımı var. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.